Evet arkadaşlar, bir cumartesi öğleden sonrasından saat kaç? 4.53. Merhabalar. Soruyorlar sürekli, Kanada soğuk mu? Kanada şöyle mi böyle mi? Ben de göstermek istedim. Short videoda biraz anlattım da. Kanada soğuk mu? Soğuk. Ama şu an çok rüzgar olmuş. Şöyle etrafı göstereyim, temizlenmiş halini. Kar, şurası tren yolu. Şurası restorandı. Biz şeydeyiz, benzincideyiz. Böyle etrafı göstereyim. Birkaç gündür kar yağıyor. Geçen hafta başladı. Bu hafta yağıyor. İşte evlerin çatısını görüyorsunuz. Bu biraz temizlenmiş hali. Hop, araba geliyor. Soğuk. Kanada soğuk. Geçen videoyu çekerken elim donmuştu. Çok rüzgarlıydı. Yeni katılanlar bilmeyebilir. Arabaya geçelim artık. Hani şöyle göstereyim. Soğuk. Evet. Karlı. Soğuk. Şuradan göstereyim. İşte temizliyor, görüyorsunuz yolu. Yeni katılanlar bilmeyebilir. Eski daimi seyredenler üyelerimiz sağ olsun. Zaten onlar için çekiyorum. Yoksa bu zahmete inanın girmeyeceğim. İlerlemiyor kanal bir türlü. Masırf onların hatırına çekiyorum. Neyse. Ben daha önce Winnipeg'teydim. Manitoba, Winnipeg. Winnipeg, Manitoba'nın başkenti. Şurayı bir kapatayım da. Orada -30, -40 ve çok karlıydı. En son yıl 8 ay. Kıştı 8 ay. Yani Haziran'da kar yağdığını hatırlıyorum. Belki videolardan görmüşsünüzdür. Orada -30 hissedilen, -40, -42'yi gördüm ben hissedilen. -25. Çok karlı ama hayat hiç durmuyor. Hayat devam ediyor. Karda sürmeyi öğreniyorsunuz karlı buzlu yollarda. Çünkü orada kar yağıyor. O temizlenmiyor çok fazla. Üstüne kum benzeri bir şey atılıyor. Donuyor o çünkü çok soğuk. -20, -30. Yani temizleseniz tekrar kar yağdığında tekrar sıkıntı olacak. Üstüne kum gibi bir şey atılıyor. Ve yollar bembeyaz. Üstüne kar yağıyor, kum atılıyor. Kar yağıyor, kum atılıyor. Ve siz o kar ve buzun üstünde sürüyorsunuz arabanızı. Ve bunu öğreniyorsunuz. Karda sürmeyi, buzlu yolda, buzun üstünde sürmeyi öğreniyorsunuz. Burası o kadar değil. Hatta videolarımın birinde donmuş gölün üstünde, Winnipeg gölü donuyor. Donmuş gölün üzerinde sürdüm arabayı. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Belki buraya bir yere koyarım. Hatta Liam Neeson'ın filmi var, Ice Road diye, buz yol. O film Winnipeg'de çekildi. Winnipeg gölünün üzerinde. Eğer o filmi izlediyseniz o gölün üzerinde ben sürdüm. Ama burası o kadar soğuk değil. Hani geçen hafta değil, dün -10 gibi bir şeydi hissedilen, -17, -18'di sanıyorum. Çok rüzgar var çünkü. Windchill deniyor buna. Yani rüzgar esiyor, yerdeki buzla birlikte hissedilen sıcaklık -10, -17, -18 oluyor. Burada o kadar yok işte, -17, -18'de hissedilen. Winnipeg gibi değil. Şu an -1 derece çünkü kar yağdı, durdu, tekrar yağacak. Kar yağarken biraz ısı yükseliyor diyelim, sonra geri düşüyor.
Şeyle arası olmayan, soğukla arası olmayan, ben sıcak seviyorum diyenlerin gelebileceği bir yer değil Kanada. Yani kışın evet hakikaten soğuk. Neresine giderseniz gidin, hani BC, Vancouver, oralar hariç. Orada çok yağmurlu ve kapalı, kasvetli bir hava. Ben de o havaları çok sevmiyorum. Şu anda kapalı, kar yağacak çünkü. Ama açıyor burada. Vancouver'da olan arkadaşlar daha iyi bilgi verir. Oradakiler videonun altında yorum yaparsa severim, sevinirim. Çünkü hani Londra havası gibi düşünüyorum ben orayı sürekli kasvetli, kapalı. Bu psikolojimiz için iyi değil, alışkın değiliz o kadar kapalı havaya. Soğukla mücadele ederim, soğukla aram iyidir. Zaten benim işim gereği sürekli dışarıdayım. Soğukla ilgili bir sıkıntım, karla ilgili bir sıkıntım yok ama yağmuru ve sürekli kapalı havayı sevmiyorum. Hani buralar biraz daha şey, nasıl, adil, fair diyelim, hem Winnipeg'e göre ya da Central eyaletlere göre biraz daha iyi. Ama neticede soğuk ve karlı. Şeyi düşünenler, hani ben yapamam soğukta diyenler Amerika'yı tercih edebilir. Başka ülkeleri tercih edebilir. Amerika'nın da North'u değil, North'u burası gibi. Amerika'nın hani Wisconsin falan. Mesela Chicago'da soğuktur. Bura kadar var mıdır bilmiyorum. New York soğuktur, Washington soğuktur. Ama buralar kadar değil tabii. Daha güney eyaletlerine gitmelerini tavsiye ederim. Kanada haritasını düşündüğünüzde bir hat çizin. Amerika sınırından biraz kuzeye doğru. İnsanlar genelde bu hat üzerinde yaşıyor. Batıdan doğuya. Yani Amerika sınırına yakın. Çünkü daha kuzeyler, tabii daha kuzeylerde de yaşanıyor. İşte Northwest Territory neredeyse Kuzey Kutbu'na yakın. Manitoba'nın kuzeyi aynı şekilde. Eyaletlerin, Ontario'nun kuzeyi de öyle. Eyaletlerin kuzey tarafı, yani haritayı aldığınızda Kanada'ya baktığınızda Kanada'nın kuzeyi yaşam açısından riskli ama yaşanıyor orada da. Sürekli kar, buz var orada ama orada da yaşayanlar var. Yerli halklar yaşıyor, hani iş gereği olanlar yaşıyor oraya, tırla genelde erzak taşınıyor ve donmuş göllerin üzerinden, ice road üzerinden taşınıyor orada erzaklar. Hep söylüyorum, amacınız Kanada'da kalıcı olmaksa, sadece benim görüşüm, ilk tercih edeceğiniz eyaletler arasında Ontario, yani Toronto ve Vancouver olmasın. Çünkü burada PR alım süreci zaten zorlaştı, bunu anlattım. PR alım süreci Central, merkezdeki eyaletlere göre daha uzun ve daha zor. Nerede maddi açıdan belli bir limitle geliyorsunuz. Hani limitsizim ben diyorsanız tabii buyurun gelin. Ama avantajı ve dezavantajları var. Bunları anlattım diyor videolarda. Buralarda iş olanağı daha fazla. İşte saatlik ücret birazcık daha yüksek. Ama ev kiraları yüksek. Diğer videoları izlerseniz bunların karşılaştırmasını yapmıştım. Hani çok değinmeyeyim. Gelmek isteyen arkadaşlar, Kanada soğuk. Kışın özellikle soğuk. Yazında sıcak. Tam karasal iklim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen kanala abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın ve yorumlar lütfen mantıklı olsun, konuyla ilgili olsun. Saçma sapan, hakaret içeren yorumları ben şikayet ediyorum. Buraya gelmeyi düşünenler için olumsuz bir şey olur. Burada olanlar, PR bekleyenler, saçma sapan, hakaret içeren yorum yapanları da ben bildiriyorum. Ve bu çok ileri giderse bunu IRCC'ye ve polise de bildiriyorum. Bildireceğim. Rapor tutturacağım ve IRCC'ye de göndereceğim. Kanada içinden hakaret içeren saçma sapan yorumları. Ve bu da sizin Kanada'daki geleceğinizi etkileyecek. Onun için
bir şey yazarken daha kibar. Eleştiriye açığım. Elbette eleştiri olabilir. Hatalarımız vardır. İnsanız, her şeyi mükemmel yapamayabiliriz. Benim işim zaten video çekmek değil, benim kendi işim var. Ekstra olarak dediğim gibi şey için, düzenli takip edenlerin hatırına çekiyorum. Yoksa yapmayacağım bu işi. Kanal ne para kazanıyor, ne ilerliyor. Sadece doğru bilgi vermeye çalışıyorum bildiğim kadarıyla. Ki gelmek isteyenler buraya gelip sürpriz yaşamasın. Ben gelirken çok fazla bilgi yoktu. Hep araştırıp gelmeye çalıştım. Nasıl bir yer olduğunu biliyordum ama bu kadar YouTuber, Kanada ile ilgili, Kanada'yı anlatan bu kadar kişi yoktu. Yani biraz hani gözü kapalı geldik biz. İstiyorum ki gelmek isteyenler bilsinler gerçekleri. Neyse çok uzatmayayım. Video çok uzuyor. Durum bu arkadaşlar. Kanada soğuk. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.